Bu haftaki konumuz nifak, münafık kimdir? Onlarla nasıl cihad etmeliyiz? Onlarla nasıl mücadele etmeliyiz? Bu haftaki konumuz, hutbemiz bu olacaktır inşallah. Kıymetli Müslümanlar, kelimenin bu şekilde tespiti aslında münafığı çok güzel bir şekilde teşhir edecek. Buna yarayacak. Çünkü beşer suretindeki münafık bir tarafıyla dine girerken daima kendisi için sakladığı diğer yönden de ondan çıkar. Bu zararlı zümreye karşı Allah Azze ve Celle hutbemin başında okumuş olduğum ayette şu talimatı veriyor. Ey Nebi, münafıklara ve kafirlere sert ol, onlarla çetin bir mücadele içine gir, onlarla cihad et. Onların barınağı cehennemdir, orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ya eyyühellezine amenu, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'du feyâ ibâdallah, أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Bu haftaki konumuz nifak, münafık kimdir, onlarla nasıl cihad etmeliyiz, onlarla nasıl mücadele etmeliyiz? Bu haftaki konumuz, hutbemiz bu olacaktır inşallah. Kıymetli Müslümanlar, münafık gerçekte iman etmemesine rağmen kalben inanmadığı halde kendini mümin gösteren kimsedir. Bu yönüyle münafıklık bir inanç sahtekarlığıdır. Münafık bu kalemun gibidir. Bulunduğu araziye göre renk değiştirir ve rüzgar hangi taraftan eserse esse fırıldak gibi o yöne döner. Onun din ve inanç anlayışına menfaat duygusu hakimdir. Merhum Ahmet Kalkan hocamız münafığı şöyle anlatmıştır. Manidar, mükemmel bir açıklama. Bazı Arap dilcilerin tespitine göre nifak, nafika kelimesinden türemiştir. Nafika da köstebek deliğine verilen addır. Köstebeğin yuvasının iki kapısı vardır. Kapıların birinden girerken öbüründen çıkar. Köstebek çıkacağı bu kapıyı başıyla vurup dışarı çıkmasına imkan verecek şekilde ince tutar ve bunu da başkası sezemez. Kendisini tehdit eden tehlike aşikar ve belli olan giriş kapısı istikametinden gelince hemen saklı tuttuğu bu dayanıksız kapıdan dışarı çıkar. Kaçmak için yaptığı bu ikinci kapıya nafika denir. Kıymetli Müslümanlar, kelimenin bu şekilde tespiti aslında münafığı çok güzel bir şekilde teşhir edecek. Buna yarayacak. Çünkü beşer suretindeki münafık bir tarafıyla dine girerken daima kendisi için sakladığı diğer yönden de ondan çıkar. İçinden inanmadığı halde inanıyor gözüken birine münafık denilmiştir. Çünkü küfrünü örter, gizler, böylece sırf zahiri lafız ve kımıldanışlarla İslam'ın içine girip bu aldatıcı gösteriş içinde küfrünü gizlediği için bir tünele giren ve onu içinde gizlenen köstebeğe benzetilir. Kalbinde nifak hastalığı olanlar köstebekler gibi yer altı faaliyetlerinde bulunmayı meslek edinmişlerdir. Münafık girdiği kapının dışında tıpkı köstebek gibi aksi bir taraftan kaçış yolu bulur, dinden çıkar. Nitekim münafıklarla ilgili şu ayet-i kerime bu durumu açıkça ortaya koyuyor. Estaizu billah. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. Eğer sığınılacak bir yer veya barınacak bir mağara yahut sokulabilecek bir delik bulsalardı koşarak o tarafa yönelirlerdi. Tevbe suresi 57. ayet-i kerime. Rabbim Ahmet Kalkan hocamızdan razı olsun, rahmetiyle muamele eylesin.
Evet kıymetli Müslümanlar, peki bu münafıklar, bu münafıkların münafık olma sebepleri nelerdir? 1. İnançlarını söyleyemeyecek kadar, inandıklarını söyleyemeyecek kadar korkak olmaları. 2. Sahip oldukları sosyal statüyü, makam mevkii, bu tarz şeyleri kaybetmek istememeleri. 3. Muhafazakar oldukları için düzenlerini değiştiren Müslümanları içten çökertme arzularıdır. Kıymetli Müslümanlar, münafıklar zarar verme bakımından pirincin içindeki beyaz taşa benzerler. Nitekim zayıfların gece karanlığında, yani münafıkların gece karanlığında kurduğu tuzak, güçlü düşmanın harp meydanında verdiği yaradan az değildir. Münafıklar İslam toplumu içinde azınlıkta kaldıklarından biz de Müslümanız deyip vaziyeti idareye çalışırlar veya Müslüman görünmek suretiyle onların sırlarına vakıf olup bazı yerlere haber ulaştırırlar. Yani kaleyi içten fetheye gayret ederler. Bu zararlı zümreye karşı Allah Azze ve Celle hutbemin başında okumuş olduğum ayette şu talimatı veriyor. Ey Nebi, münafıklara ve kafirlere sert ol, onlarla çetin bir mücadele içine gir, onlarla cihad et. Onların barınağı cehennemdir, orası ne kötü bir dönüş yeridir. Yani Allah Azze ve Celle ayette Resulüne bildiriyor ki onlarla mücadele et. Onlarla cihad et, onlara karşı sert ol, veğlub aleyhim. Onlarla çetin bir mücadele içine gir. Peki bu mücadele nasıl olacak? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara kılıç çekmemiştir. Yani Resulullah münafıklara kılıç çekmemiştir. Onlara karşı delil getirmek, onları iknaya, ilzama, ilzam yani bir şey söylediğin zaman muhatabın artık söz söyleyecek bir hale gelmemesi, yani söz söylememesi, bu ilzama çalışmak, had cezalarını uygulamak, Resulullah bu tarzda cihat yapmıştır. Böyle yaparak da bize İslami müsamaha ve sabrın enginliğini göstermiştir. Resulullah münafıkları genelde tanımakla beraber onları ismen teşhir edip rezil etmemiştir. Bir kısım fesat vardır ki perde altında kalsa zamanla söner, sahibi de onu gizlemeye çalışır. Eğer perde kaldırılsa utanmadığında dilediğini yap denildiği gibi ne olursa olsun der, çekinmeden fesadını icra eder. Ayrıca İslam güçlü oldukça münafıkların onlara zarar vermesi de mümkün değildir. İşte bundan dolayı Resulullah ve beraberindekiler her zaman kendi yapmaları gereken şeylere odaklanmışlardır. Kıymetli Müslümanlar, bununla birlikte imanda ve küfürde mertebeler olduğu gibi nifakta da mertebeler var. Bir kısım münafıklar kendi hallerindedir. Böyleleri ikaz ve irşad edilmeli, böylelerinin diliyle söyledikleri imanların kalplerine inmesi sağlanmalıdır. Ama bir kısmı ise Müslüman görünmekle birlikte İslam aleyhine çalışır, bunlara karşı uyanık olmalı ve ayrıca başkalarını da bunlara karşı uyarmalıyız, bunlara karşı cihada, mücadeleye teşvik etmeliyiz. Münafıklarla ilgili bahsedilen ayetler bir bütün olarak ele alındığında münafıkları daha iyi tanımak mümkün olacak. Muhammed suresi 30. ayet-i kerime وَلَوْ نَشَاءُ لَرَأَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ Şayet dilersek biz onları sana gösterirdik de sen onları simalarından tanırdın. Fakat sen onları sözlerinden tanırsın. Yani kıymetli Müslümanlar, münafık sözlerinde açık verir. Münafık sözlerinde açık verir ve dikkat eden sözündeki tutarsızlıklardan münafığı tanımakta zorlanmaz. İmanı kemale ermiş, imanından zevk alan kişiye münafığın hali gizli kalmaz. Bununla beraber Tevbe suresi 101. ayete baktığımız zaman bir kısım münafıkları da tanımanın zorluğu vardır. Tevbe suresi 101. ayet, çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var. Medine halkından da nifakta tecrübeli olanlar var. Sen onları bilmezsin. Nahnu na'lemuhum, onları biz biliriz. Yani şehir münafıkları, kıymetli Müslümanlar, münafıklıkta inatçılar ve o kadar kaypaklaşmışlardır ki münafıklıkları Resul'ün dahi bir ayet gelmediği, bir vahiy gelmediği zaman hali Resul'e dahi gizli kalmıştır. Ne zaman Resul onları tanır? Doğrudan doğruya bir vahiy, bir ayet geldiği zaman. Kıymetli Müslümanlar, bütün bu ayetlerin bir yönü münafıkları Müslümanlara tanıtmak ve teyakkuzda olmalarını sağlamaktır. En önemli nokta
da nedir? Nifaktan Müslümanların sakınmasıdır. Öyleyse Müslümanlara düşen münafıklara karşı uyanık olmanın yanında ayet ve hadislerdeki nifak alametlerini de üzerinde bulundurmamaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in ittifak edip sahih kabul ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde de hıyanet eder. Ayrıca Kur'an'ın bize tanıttığı kadarıyla dünyaya dalmak, yalan haber yaymak ki biz bunları internet paylaşımlarımızda da dikkat edelim, cimrilik etmek, kötülükten kötülüğe çağırıp iyilikten sakındırmak veya iyiliği emredip lakin onu kendi yapmamak, kendisi yapmamak, namazı isteksizce kılmak, gösteriş yapmak ve Allah'ı çok az anmak bunlar da münafıkların özelliklerindendir. Şunu da çok iyi bilmeliyiz ki amellerdeki münafıklık alametlerine dikkat etmeyenlerin zihin ve itikadi anlamda da münafıklaşmaları kaçınılmazdır. Öyleyse biz de peygamberimiz gibi inşallah dua edelim. Ey Rabbimiz bizleri şikaktan, nifaktan ve kötü ahlaktan muhafaza kıl. Bizleri hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak bilip batıldan iştinab etmeyi nasip eyle. Allahümme amin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qala Allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza quri'el Kur'an festemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dine indallahil islam. Sadakallahul azim.